8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. CHP Bandırma Belediye Başkan Adayı Dursun Mirza'nın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle özel bir kafede düzenlediği kahvaltı daveti renkli görüntülere sahne oldu. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve emekçi kadınların mücadelelerine dikkat çekmek amacıyla organize edilen etkinlik parti meclisinden önemli isimleri bir araya getirdi. Kahvaltı etkinliğine CHP Sakarya Eski İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Ecevit Keleş, yurt dışı işlerinden sorumlu Parti Meclis Üyesi Mehmet Tüm, CHP Bandırma İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Atak, Kadın Kolları Başkanı Nazlı Canan Zivane ile meclis üyesi adayları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı. Çekiyorum. Omuz omuza birlikte savaştığımız eksiklerin tamamlayıcısı Kara Fatma, Şerife Bacı, Nezahat Hanım, Gör Nesli Makbule. Milli Türk edebiyatımızın ve Türk kadınının hikaye yüzü olan Edip adı var. Halide Edip adı var. İstikbali göklerde olduğuna inançla ilk savaş pilotu Sabiha Gökçen, ilk pilot Bahriye Tahir. Anadolu Türk kadınının zerafetini, güzelliğini tüm dünyaya gösteren ilk kainat güzelimiz Keriman Halis. Sanatlar notaların sesi olan Suna Kan, İdil Bret. İlk bilim kadınımız Safiye Ali, Afet İnan, ismi altın harflerle tarihe yazılan Özlem Türeci. Geleceğin çağdaş eğitimde olduğuna yürekten inanarak yola çıkan Bahriye Güçok, Türkan Saylan. Spotta gönlünüzü kabartırken işte Türk gençliği, işte Türk kadınları dediğimiz onca tasarım içinde de bize sevinçten ağlatan Filenin Sultanları ve daha niceleri. Ben burada, bu salonda sizlerde işte bu isimlerin yansımasını görüyor, bu karakter ve inançları taşıyan yüreklerle olmaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Kadın ayağa kalktığı zaman o düzeni değiştirir. Kadın ayağa kalktığı zaman o ülkede güzel şeyler olur. Değerli arkadaşlar, 1935'lerde dünyanın birçok Avrupa ülkesinde kadınlara seçme seçim hakkı tanımazken Mustafa Kemal Atatürk sayesinde 1935'lerde kadınlara seçme seçim hakkı tanındı. Bir kez daha o büyük önderi saygıyla anıyorum. Değerli arkadaşlar, biz devrimciler, solcular olarak yaşamın her alanda mücadele eden emekçi kadınların yanındayız. Onlarla omuz omuza vermeye devam edeceğiz. Bu toplumda her alanda eşitlik istiyoruz. Bugün egolu erkeklerin artık Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyeti'nde daha alt seviyede, kadınlarımızın daha üst seviyede olması için 8 Mart çok kıymetli bir gün. 365 günün 365 günü de kadınlarımızın günüdür. Emekçilerimizin günüdür. Onlarsız bizler büyüyemezdik. Onlarsız bizler okuyamazdık. Onlarsız bizler yemek yiyemezdik. Evet. Aramızda çok değerli dostlarımız var. Bugün uzun yıllardır emek verdiğimiz, mücadele ettiğimiz hem partimizde hem bandırmamızda kadınların sesi güçlü çıkıyorsa, emek veren emekçi kadınlarımız hayatı değiştirmek için, dünyayı değiştirmek için, Türkiye'yi değiştirmek için yola çıktıysa, bu tabii bu ülkede göz kamaştıran bir ışık yakan, kadınla erkeğe eşit diyen, medeni yasayı çıkartan bir kadının bir erkekle evlenmesi gerektiği şartını koyan, dolayısıyla seçme seçilme hakkını bütün Avrupa ülkelerinden önce veren ve kadınlar bizim başımızın tacıdır diyen büyük Atatürk sayesinde buradayız. Ona minnetlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Evet, benim
Orada olursun. Siyasetten beri, siyasetten önceki zamandan beri kadın arkadaşlarımızla aramız çok iyi. Ben eğer bugün tekrar ikinci kez Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bandırma Belediye Başkanı adayıysam, siz kadınlar sayesinde, tüm Bandırmalılar sayesinde. Başkanlıktan ayrıldıktan sonra önüme geçip, başkanım lütfen tekrar gelmelisiniz. Aday olmalısınız. Biz sizi istiyoruz. Lütfen bırakmayın, mücadele edin. Bizi bırakmayın diyen siz kadınlar sayesinde. Ben de şunu söyledim. Halk isterse olur, kadınlar isterse olur. Siz isteğiniz oldu. Tabii bunu genel merkezimize yansıtmak gerekiyordu, biliyorsunuz. Bizim partide aday olmak seçimi kazanmaktan daha zordur, biliyorsunuz. Evet, orada Bandırma halkının eğilimlerini, sizlerin isteklerini, tüm toplumun isteğini genel merkeze yansıtmak gerekiyordu. Biz de çok mücadele ettik bunu yansıtmak için. Ama orada iki arkadaşımız vardı ki, o iki arkadaşımız gerçekten Bandırma halkının isteğini yukarıya, MYK'ya, parti mesleği yansıtmak için çok büyük mücadele verdiler. Ben her ikisine de minnet duyuyorum. Ecevit Geniş ve Mehmet Kürt. Onlar sadece Dursun Mirza olsun diye değil, Bandırma çağdaş bir yer olmaya devam etsin. Eğer risk varsa Bandırma'da Sosyal Demokratlar seçim kaybetmesin. Bandırma halkı, Bandırmalı kadınlar ne istiyorsa o olsun diye. Ya doğruyu savundular. Bu halkın istediğini yukarıya yansıttık ve geç de olsa adaylığımız geldi. Şimdi tabii ben belediye başkan yardımcılığı yaptım. Meclis üyeliği yaptım. Belediye başkanlığı yaptım. Bizim tekrar hedefimiz bir koltuğa oturmak değil. Koltuk hevesi asla değil. Bandırmalılar, beni tanıyanlar bilir. Biz bir düşünceyi, bir anlayışı, bir ideali, bir partiyi ve kadınların geleceğini bir koltuğa oturacağız. 31 Mart onun için önemli. Bu mücadeleyi hep beraber vereceğiz. Yani Mehmet'im, arkadaşım söz etti. Biz devrimcilik yaptığımız yıllarda en büyük sloganımız kadınsız devrim olmaz diyorduk. Şimdi de değişim istiyoruz bu ülkede. Yenilik istiyoruz. Kadına erkeğe eşit bir ülke istiyoruz. Kadınlar ezilmesin, sömürülmesin istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Kadınlar bu ülkede sömürülmesin, şiddete maruz kalmasın, ikinci sınıf insan muamelesi görmesin, eve kapatılmasın, efendim dış dünyadan uzaklaştırılmasın ve onlar da Atatürk'ün başlattığı bu cumhuriyette pilot olduysa, hakim olduysa, belediye başkanı olduysa, meclis üyesi olduysa, bundan sonra toplumun tam yarısı olan kadınların en az yeri yeri olsun, onu istiyoruz. Değerli hemşehrilerim, değerli Bandırmalılar, tabii bugün 8 Mart, kahvaltıda bir araya geldik ama ben biliyorum ki Bandırmalı kadınlarımız, başta ilçe kadın kolları başkanımız olmak üzere, yönetim kurulundaki arkadaşlarımız olmak üzere, gençlik kolundaki kadınlarımız olmak üzere ve yine benimle birlikte beraber çalışan meclis üyesi adaylarımız olmak üzere çok büyük mücadele veriyoruz. 31 Mart günü akşama kadar sandıklarda da o mücadeleyi vereceğiz. Seçim kazanmak kolay değil. Hiçbir şey çantada keklik değil. Evet, Bandırma halkı bizi seviyor. Bandırma halkı AKP dönemini de gördü Bandırma'da. Her şeyin yasak olduğu, ruhsatların verilmediği, kadınların sokağa çıkmasından korkulduğu dönemleri gördü. Ama 3 dönemdir Bandırma
özgürlüğün kenti oldu. Barışın, kardeşliğin kenti oldu. Sosyal yaşamın kenti oldu. Cıvıl cıvıl yaşayan bir kent oldu. Bu bizler sayesinde, sizler sayesinde, sosyal demokratlar sayesinde oldu. Ömer'in sevalarında geliyoruz. 4. Mirza'yla 4. dönem sosyal demokratlar.